Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ziyaretlerinin ardından dönüşte önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendirdi Çavuşoğlu. Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak adımlar atmaları gerekiyor dedi Çavuşoğlu. Adaları silahlandıran Yunanistan'ı da çok sert uyardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin ve İsrail ziyaretlerinin ardından dönüşte uçakta gazetecilere gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu konusunda bir kez daha Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattı. Ankara'ya gelen heyetlere de taleplerin net bir biçimde iletildiğini vurguladı. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak istiyorsa teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi karşılamalı. Bunları madde madde sunduk. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Çavuşoğlu, uluslararası hukuka aykırı olarak adaları silahlandıran Yunanistan'ı da sert bir dil uyardı. Yunanistan adaları 1960'tan beri silahlandırdı. Biz de bundan vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik. Son derece ciddiyiz. Blöf yapmıyoruz. Çünkü şartlı verilen adalardır. Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in muhalefet parti liderlerinin ziyareti de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Herkes herkeste görüşür ama bir siyasi planlama çerçevesinde olursa başka. Biliyoruz ki bazı siyasi partilerde bazı ülkelerin büyükelçilerine danışmadan hareket etmiyor. Çavuşoğlu, İsrail'le normalleşme adımlarına da değindi. Büyükelçi atama konusunu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyareti marjında değerlendireceğiz. En kısa zamanda geleceğini söyledi. Henüz tarih belli değil. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinden gelen terör saldırılarına dikkat çekti. Gereken yapılacak mesajı verdi. Son zamanlarda terör saldırıları artıyor. Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye beklemeyiz.